14 ekranlarından mutlu akşamlar. 28 Ocak ülke ve dünya gündemiyle karşınızdayız. Bugünün özetlerini aktaralım. Terörle mücadele operasyonları kapsamında dün Diyarbakır'da çatışma çıkmış. 5 güvenlik görevlisi şehit olmuştu. Bugün o şehitler için tören düzenlendi. Memleketlerine uğurlandılar. Yarın da toprağa verilecekler. Suriye'de siyasi çözüm için düzenlenmesi planlanan Cenevre görüşmeleri yarın, ancak toplantıya saatler kala henüz toplantıya tam olarak kimlerin katılacağı belli değil. Bu arada zirveye ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Tüm gelişmeleri birazdan ana haber bülteninde aktaracağız. İran'ın Avrupa açılımı sürüyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İtalya temasları sonrasında Fransa'da başkentte resmi törenle karşılandı. Roma'nın ardından Paris'te de çok sayıda ekonomik anlaşma masada. Türkiye'nin nüfusu belli oldu. Yeni sayı 78.741.000. En kalabalık il İstanbul, nüfusu en az olansa Bayburt. Ayrıntılar birazdan burada. Et fiyatları yine gündemde. Fiyatlar oldukça fazla ancak düşebilir. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş yaptığı açıklamayı, açıklamaların ayrıntıları da ana haber bülteninde olacak. Gündem böyle. Biz şimdi günün ilk haberine dönelim. Türkiye bugün şehitlerini anladı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi şehit olmuştu. Şehitler için bugün Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tören vardı. Düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandılar. Törende yine gözyaşları sel oldu aktı. Sur şehitleri yarın toprağa verilecek. Hatıraları ve ruhları her an bizlerle beraber olacak. Bu kez yakalara 5 kahraman güvenlik görevlisinin fotoğrafları asıldı. Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberleri dün Diyarbakır'ın Sur ilçesinden geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker ve 2 polis memuru şehit oldu. Şehitler için bugün Diyarbakır Asker Hastanesi önünde tören vardı. Polis memuru Mehmet Bora Tayfun için ve başta Peygamber... Onlar omuz omuza çatışmışlardı teröristlerle. Tabutları da yan yana koyuldu. Asker hastanesinin bahçesi şehit yakınlarıyla doldu. Her köşeden yükselen feryatlar yürekleri dağladı. Anneler, babalar, eşler, gözyaşları sel oldu aktı. Aileler gözyaşları dökerken her şeyden habersiz minikler etrafa boş gözlerle bakındı. ...33 yaşındaki piyade yüzbaşı yiğit Can Çiğan'ın daha 2 ay önce kızı dünyaya gelmişti. Mersin'deki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Evin bulunduğu sitenin girişinde inzibatlar nöbet tuttu. Uzman çavuş Osman Ateş ise tokatlıydı. Kardeşi de askerdi. Ağabeyine son görev için Hatay'dan Tokat'a geleceği öğrenildi. Ne oldu, bunlar gitti gider bu teröristlere çarpışıyorlar. Kardeş! Kurban olayım kardeş! Assubay üst çavuş Özgür Erdoğansa Sivaslıydı. Evli ve 4 yaşında bir kız çocuğu vardı. Geçici görevle Diyarbakır'a gönderilmişti. Diyarbakır'dan cenazesi döndü. Allah yolunda öldürenleri ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız buyuruyorsun. Polis memurlarından keskin nişancı tüfeği kanasta vurularak şehit olan komiser yardımcısı Zekeriya Bilgen ise 43 yaşındaydı. O da evli ve 4 çocuk babasıydı. Ve bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Mehmet Bora Tayfur. Ankaralı Özel Harekat Polisi'nin baba evine acılı haberi emniyet yetkilileri bugün getirdi. Onun da evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehitler için yarın memleketlerinde tören düzenlenecek. Yeni anayasa başkanlık olmadan sakat kalır. Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Yeni anayasa ile ilgili toplantıda konuşan Erdoğan, başkanlık sisteminde ısrarcı olduğunu bir kez daha dile getirdi. Konuşmasında cemaat ve HDP'ye de yüklenen Erdoğan, devlet içinde devlet kurmaya çalışanların dünyayı başına yıkarız dedi.
Bizdeki mevcut sistem maalesef dalgalanmalara, istikrarsızlıklara, krizlere çok açıktır. Bunun bedelini fert fert ve toplum olarak, millet olarak ödüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini bu sözlerle anlattı. Türkiye Anayasa Platformunca düzenlenen yeni anayasa için hep birlikte temalı programda konuşan Erdoğan, çift başlılığın sorun yarattığına değindi. Mevcut sistemimiz bir anormallik halidir. Hem seçilmiş başbakan hem seçilmiş cumhurbaşkanıyla bu sistemin yürümesi fevkalade güçtür. Erdoğan, başkanlık sisteminin kişisel bir mesele olmadığını söyledi. Şu yanlışı peşiyle düzeltmek istiyorum. Başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesi değildir, bunu böyle bilin. Konu şahıs değil, ülkenin geleceği meselesidir. Şayet Türkiye'nin geleceği için başkanlık sistemi doğru bir tercih olacaksa, hiçbir komplekse, hiçbir ön yargıya kapılmadan bunun tartışılması ve hayata geçirilmesi gerekir. Sisteme karşı çıkanlara da sert eleştiride bulunan Erdoğan, bu konuda kararı halkın vermesini istedi. Bu ihtiyacı tümden dışlayan bir yeni anayasa sürecinin sakat doğacağı da açıktır. Benim teklifim kararın milletimize bırakılmasıdır. Hem parlamento bu noktada bir karar vermelidir, ama parlamentonun kararı arkasından da millete gidirmelidir. Ve nihai kararı vekiller değil, asil olan millet vermelidir. Erdoğan'ın hedefinde paralel yapı ve HDP de vardı. Adı ve söylemi ne olursa olsun, hiçbir devlet, paralel devlet veya paralel yapı, bunlara izin vermeyiz, veremeyiz. Nasıl sözde cemaat adı altında devlet içinde bir paralel yapı oluşturmak isteyenlere dünyayı dar ediyorsak, özerklik adı altında, öz yönetim adı altında devlet içinde devlet kurmaya çalışanların da dünyayı başlarına yıkarız. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bitirlerine ilişkin görüntüleri yayınlayan Can Dündar ve Erdem Gül'e hem Avrupa Birliği'nden hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden destek geldi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar ve Ankara Temsilcisi Gül hakkındaki iddianame hazır. Her iki isim için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ancak buna karşılık gazetecilere Avrupa Birliği ve Amerika'dan destek var. Ben bu sözlerin üzerine çok fazla bir şey söylemek istemem. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklu. Sebebi MİT tırlarına ilişkin görüntüleri yayınlamaları. Haklarında iddianame de hazırlandı. Her iki isim de ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Soruşturma devam ederken Dündar ve Gül'e hem Avrupa Birliği'nden hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden destek geldi. Avrupa Birliği Komiseri Johannes Hahn, iddianameye şoke olduk sözleriyle tepki gösterdi. Hahn, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakeresi yürüttüğünü hatırlattı, ifade özgürlüğünün de dahil olduğu insan haklarına tam saygı sağlanmalı dedi. Thank you for all the discussions. Gazetecilere ilişkin bir açıklama da Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'ın gündemindeydi Dündar ve Gül. Gazetecilere uygulanan hapis cezalarından rahatsızlık duyuyoruz dedi. Toner, gazetecilerin yargılanmadan tutuklanmaları, müebbet hapis sistemi, Türkiye'de düşünce özgürlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığı konularında ciddi kaygılar ortaya çıkarıyor ifadelerini kullandı. Sözcü hükümete de bir çağrı yaptı. Toner, Türk yetkilileri anayasada olduğu gibi farklı seslilik haklarına saygı duymaya çağırdı.
Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek zirveye bir gün kaldı. Taraflar yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Davetiyeler gönderildi ancak halen kimlerin toplantılarda yer alacağı belli değil. PYD'nin durumu en çok tartışılan konu. Taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle zirveden beklenti de oldukça düşük. Tüm bu tartışmalar bir yana, zirvenin kendisine ilişkinde önemli detaylar var. Nerede yapılacak, nasıl yapılacak soruları yanıt buldu. İşte yarın yapılması beklenen Suriye zirvesi. Suriye barışında Cenevre için davetler gitti, liste çok konuşuldu. Katılımcılara ilişkin tartışmalar hala devam ediyor. PYD'nin durumu en çok konuşulan konu. Türkiye'nin baskısı nedeniyle PYD Cenevre'ye davet edilmedi. Bu gelişme, Suriye Demokratik Meclisi'nin de görüşmelerden çekilebileceği anlamına geliyor. Zirve, Heysem Menna, PYD davetlisi değilse biz de katılmayacağız diyor. Bir başka tartışma konusu da Riyad destekli muhalefet. Neredeyse iki gündür Riyad'da toplantı halindeler ancak onlar da hala karar verebilmiş değiller. Üstelik talepleri de her geçen dakika artıyor. O toplantılardan son gelen bilgi, Riyad muhalefetinin birlik hükümeti değil, geçiş hükümeti kurulmasını istediği yönünde. Suriye hükümetini ise görüşmelerde Dışişleri Bakanı Velid Muallim temsil edecek. Hükümet yetkilileri de katılımcı listesine tepkili. Zira Suudi Arabistan destekli muhalifler arasında terör örgütü olarak görülen İslam Ordusu liderlerinden Muhammed Alluş ve Ahrarus Şam'dan bir temsilci de var. Terör gruplarının da Cenevre'ye davet alması oldukça tepki çekti. Bunların dışında davet edilenler arasında Suriye eski başbakan yardımcısı Kadri Cemil, Suriye eski dışişleri sözcüsü Cihat Makdisi de var. Suriye eski başbakanı Riyad Hicab da Suudi Arabistan destekli muhalif temsilciler arasında olacak. Tüm bunlar bir yana, yarın yapılacak zirveye ilişkin önemli ayrıntılar da var. Zirve, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki Milletler Sarayı'nda yapılacak. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stephen de Mistura, iki taraftan da 15 temsilci davet etti zirveye. Görüşmeler, asli tarafları rejim ve muhalifler olacak ve üçüncü tarafları söz sahibi yapmayacak şekilde tasarlandı. Yani Türkiye, Rusya ve ABD gibi taraflar zirvede yer almayacak. Müzakereler iki tarafın aynı masada doğrudan karşılıklı görüşmesi şeklinde değil, dolaylı temaslar halinde gerçekleşecek. Mistura tarafları ayrı odalarda ağırlayacak, yüz yüze görüştürmeyecek. Kendisi odalar arasında mekik dokuyacak. Görüşmelerde üç oda kullanılacak. Biri hükümet temsilcileri, diğer ikisi ise muhalefet için. Bunların biri Rusya, diğeri de Suudi Arabistan'ın destek verdiği gruplar için hazırlandı. Mistura'nın hedefi Cuma günü görüşmelerin başlaması ve 6 ay içinde de aşamalı olarak ilerlemesi. Öncelikli amaç tarafları ülke genelinde ateşkese vardırmak ve siyasi geçiş sürecinin yolunu açmak. İlk iki Cenevre zirvesi hüsranla sonuçlanmıştı. Üçüncü denemede çok umut verici bir ortamda başlamıyor. Taraflar ve destekçileri kimlerin zirveye katılması ve hangi konuların ele alınması gerektiği konusunda bile anlaşamadı. Bu yüzden görüşmelerin yine çok zor geçeceği öngörülüyor, beklenti yüksek değil. Yaptırımların kaldırılması sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa turu devam ediyor. İlk olarak İtalya'yı ziyaret eden Ruhani'nin ikinci durağı Fransa oldu. Ruhani kendisine eşlik eden siyaset ve iş dünyasından kalabalık bir heyetle birlikte Paris'te. Masada dev anlaşmalar var. Adding his visit to France is a significant step towards deepening Tehran. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 4 günlük Avrupa turu kapsamında Fransa'da. الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس في باريس إلى طي صفحة الكراهية في İtalya ile toplam değeri 17 milyar euroluk anlaşmalara imza atan İran Cumhurbaşkanı Avrupa temaslarına bu kez de Fransa'da devam ediyor. Yıllarca ambargolara maruz kalan ülke artık önemli projelere, dev ortaklıklara imza atıyor.
Paris temasları kapsamında Ruhani ilk olarak Fransız İş Adamları Derneği yetkilileriyle bir araya geldi. Başbakan Manuel Valls ve Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un da hazır bulunduğu toplantıda Ruhani, iki ülke arasında kurulacak yeni ilişki için yeni bir sayfayı çevirmeye hazırız ifadelerini kullandı. Ve sanat ve fennovari ro... Tahran yönetimi geçtiğimiz hafta Airbus'tan 127 yolcu uçağı alacağını duyurmuştu. Ayrıca Fransız otomotiv devleriyle stratejik bir anlaşma sağlandı. Buna göre İranlı Hodro firmasıyla geliştirilecek olan ortak bir modelin yine İran'da kurulacak fabrikalarda 200 bin adet üretimi planlanıyor. Yine dünyaca tanınmış Fransız şirketleri Ruhani ziyaretiyle büyük çaplı anlaşmaları imzalamaya hazırlanıyor. Her iki ülkede uzun vadeli işbirliğini hedefliyor. Sığınmacı krizi Avrupa Birliği'nin gündeminden düşmüyor. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsveç, üye ülkeler arasında nüfusuna oranla en fazla mülteci kabul eden ülke konumunda. Ancak ülke yönetimi bu durumdan rahatsız. İçişleri Bakanı 80 bine yakın sığınmacının sınır dışı edilebileceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl 163 bin yabancı İsveç'ten sığınma talebinde bulunmuştu. İsveç yaklaşık 80 bin kişiyi sınır dışı etmeye hazırlanıyor. 2015'te İsveç'e sığınma başvurusunda bulunanların sayısı 163 bindi. Bunların 35 400'ü ebeveyni olmayan çocuk mülteciler. 9,5 milyonluk ülke nüfusuna göre hesaplandığında yoğunluk olarak en çok mültecinin gittiği yer Avrupa ülkeleri arasında. 58 bin başvuru değerlendirmeye alındı, 55 500'ü kabul edildi. İsveç İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre sınır dışı edilecek olanlar İsveç'e sığınma başvurusu kabul edilmeyenler. Şimdilik sayıları 60 bin, ancak 80 bine yükselmesi bekleniyor. Sınır dışı işlemleri için charter uçuşlar kullanmaya hazırlanıyor Stockholm yönetimi. Bir süredir özellikle mültecilerle ilgili şikayetler nedeniyle inceleyip sık dokuyor. Sığınmacılarla ilgili gözler bir yandan da Yunanistan'da. Sınır kontrolünde gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa Birliği ülkeleri Atina yönetimine tepki göstermişti. 3 ay içinde önlem almazsa diğer Schengen ülkelerinin Yunanistan'a sınır kontrolü prosedürü uygulayacağı açıklanmıştı. Bu gözdağına yanıt gecikmedi. Atina'ya göre üzerine düşeni yapmayan kendileri değil Brüksel. Binlerce mülteci yeniden yerleştirme prosedüründe Avrupa Birliği'nin gereğini yerine getirmediği vurgulandı. Uzun görüşmeler sonrası uzlaşılan yeniden yerleştirme programı Yunanistan'a giden 120 bin mültecinin kotalarına göre diğer Avrupa ülkelerine dağıtılmasını öngörüyordu. Avrupa, mültecilere karşı aldığı önlemleri artırıyor. Ancak mültecilerin umuda yolculuğu devam ediyor. Bugün 10 çocuk daha özgürlüğe giden yolda can verdi. Ege'den bir mülteci faciası haberi daha geldi. Yunanistan açıklarında mültecileri taşıyan botun batması sonucu 10 çocuk 24 kişi hayatını kaybetti. 45, denizde bir göçmen. Ege'de yaşanan mülteci facialarına bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'a gitmeye çalışan içinde mültecilerin bulunduğu bot Samos Adası yakınlarında battı. Kazadan kurtulanların karaya çıkarak haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler 10 kişiyi kurtarırken 10'u çocuk 24 sığınmacının cesedini sudan çıkardı. Batan botta kaç kişinin bulunduğunun bilinmemesi nedeniyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ocak ayı daha dolmadan Türkiye'den Yunanistan'a 44 bin sığınmacı kaçak yollardan girmeye çalıştı. Bu süre içerisinde ölen sığınmacı sayısı ise 200'e ulaştı. Doğu Anadolu bölgesinde kar ve tipinin ardından bu kez de Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Bölge adeta buz tuttu. Ardahan'da dün gece termometreler eksi 40 dereceyi gösterdi. Erzurum'da sabah araçlar çalıştırılamadı. Erzincan'da şelaleler buzdağına dönüştü. Bitlis'te ise bakın buzlanma için nasıl bir çözüm bulundu.
Metrelerce kar... Bir aydır yağan kar yağışından dolayı elektrik direkleri kara gömüldü. Şimdi gördüğünüz gibi elektrik direğinin oraya çıktık. Tam 5 metre kar var. Binlerce köy yolu kapalı. Ekipler aralıksız çalışıyor. Görüntüler Doğu Anadolu bölgesinden. Bölgenin tamamı kar ve tipinin etkisinde. Kar şimdilik durdu. Ancak kapanan yolların tamamı açılmadı. Ekipler kapalı mahalle, köy ve ilçe yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karın ardından bölgede Sibirya soğukları etkisini gösterdi. Dün gece saatlerinde Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 40 dereceyi gösterdi. Güzelim Ardahan, buzdan bir şehir oldu. Her taraf dondu. Ağrı ve Erzurum'da da termometreler gece eksi 35 dereceyi gördü. Kimisi aracını battaniyeyle sardı, kimisi deponun altında ateş yaktı, kimisi de aracını çalıştırmak için usta çağırdı. Erzincan'ın ünlü Girlevik Şelalesi de aşırı soğuklara dayanamadı, buzdağına dönüştü. Son yılların en soğuk günlerinin görüldüğü Bitlis'te ise aşırı buzlanma yolları buz pistine çevirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgenin koşullarını göz önünde bulundurarak yeni çözümler üretti. Ekipler yollardaki buzu çözmek için tuz yerine Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunu kullanmaya başladı. Soğuk hava göz sağlığını tehdit ediyor. Gözler soğuk havadan dolayı kuruyor. Bu göz kuruluğu da sürekli hale gelirse ve tedavi edilmezse körlüğe bile neden olabilir. Peki göz sağlığı için nelere dikkat etmek gerekiyor? Yanıtı haberimizde. Soğuk havalarda dışarı çıktığınızda gözde kuruma, yanma ve batma hissediyorsanız aman dikkat. Çünkü soğuk hava sadece cildin değil, gözlerin de kurumasına neden oluyor. Göz kuruluğu özellikle kış aylarında daha çok görülüyor. Şiddeti artıyor. Göz kuruluğunun belirtileri gözde yanma, batma, ağrı, kızarıklık, görme bulanıklığı ve yabancı cisim hissi. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta da erken tedavi yöntemi. Çünkü tedaviye geç kalındığı zaman ya da ciddi kuru göz hastalarına yetersiz tedavi uygulandığında görme kaybına kadar gidebilen ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Göz kuruluğunun önlenmesi için bulunulan ortamı nemlendirmek şart. Bilgisayar kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Kış aylarında sadece kuruluk değil kar da gözü tehdit ediyor. Çünkü kar ultraviyole ışınları geri yansıtıyor. Kar körlüğüne yol açıyor. Kar körlüğünü önlemek için de güneş gözlüğü kullanılabilir. Domuz gribinde can kayıpları arttıkça telaş da başladı. Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüyle ilgili bugün Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kameraların karşısındaydı. 280 vaka tespit edildiğini belirten Müezzinoğlu, şimdiye dek 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 2 aydır hemen her ilden domuz gribi haberleri geliyor. Vakalar arttı, ölüm haberleri peş peşe geldi. Halk arasında panik de başlayınca Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kameraların karşısına geçti. 280 vaka tespit edildiğini belirten Müezzinoğlu, şimdiye kadar 57 kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı virüsten korunma yollarına ilişkin de tavsiyeler verdi. Hijyen önemli. Defaatle el temizliği, hijyen, kendimizdeki bir rahatsızlığı hissettiğimiz zaman o zaman da karşımızdakini düşürerek bunun yayılmaması ile ilgili de bizim
duyarlılık göstermemiz lazım. İşte mendildi, peçeteydi ve biraz mesafeli durma, kendimizin de direncini arttırabilmek için istirahate önem vermemiz gerekiyor. Açıklamada ülke genelinde antiviral ilaç ve aşıya erişimde herhangi bir sıkıntının olmadığı da belirtildi. İsrail'in işgal politikaları dünya gündeminde. Birleşmiş Milletler'le Siyonist yönetim arasında bu nedenle polemik yaşanıyor. Yerleşim yeri faaliyetlerinin hukuksuz olduğunu söyleyen Ban Ki-moon'a işgal yönetiminden teröre destek tepkisi gelmişti. Netanyahu'nun sözlerine bir kez daha Birleşmiş Milletler'den yanıt geldi. Polemik sürerken işgal ve İsrail devleti terörü de artarak devam ediyor. Ekim ayından bu yana 170'e yakın Filistinli'yi katleden İsrail, Gazze'yi de abluka altında tutuyor. Adeta açık bir cezaevine andıran Gazze'de yaşanan insani krizin boyutları da her geçen gün artıyor. Siyonist İsrail yönetimi ile Birleşmiş Milletler arasında yerleşim yeri polemiği yaşanıyor. İşgal rejiminin hukuksuz yerleşim yeri faaliyetlerine sert tepki veren Birleşmiş Milletler'le İsrail arasında karşılıklı restleşme var. Genel Sekreter Ban Ki-moon'un provokatif yerleşim alanlarını kınaması Siyonist yönetimde rahatsızlığa neden oldu. İşgal yönetimi Başbakanı Netanyahu, Ban Ki-moon'u ve Birleşmiş Milletleri teröre destek vermekle suçladı. Netanyahu'nun bu açıklamasına tepki ise yine Birleşmiş Milletler'den geldi. Sözcü Stephen Dujarric, Netanyahu'ya aynı sertlikte yanıt verdi. Sözler çarpıtılabilir ancak vahim gerçekler gizlenemez diyen Birleşmiş Milletler sözcüsü, Genel Sekreter Ban'ın söylediği tüm sözlerin arkasında olduğunu ifade etti. Bu arada diğer yanda da işgal rejiminin Gazze ablukası devam ediyor. 1 milyon 600 bin nüfuslu kentte insani kriz dayanılmaz boyutlara ulaşırken hastalar da gerekli tedavi imkanından yoksun. Özellikle kanser hastalarının tedavileri için gerekli ilaçlar Siyonist rejim ablukası nedeniyle bulunmuyor. Kentte ayrıca ciddi bir su sorunu da yaşanıyor. Yıllardır yaşanan su sıkıntısı adeta bir su kıtlığına dönüşmüş durumda. Yeraltı su kaynaklarının %90'ı kullanılamaz halde. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze şeridindeki yeraltı su kaynaklarının tamamına yakını zararlı maddeler ve kaynağı belli olmayan atık sularla kirlenmiş. Kirli suyu temizlemek içinse arıtma tesislerine ihtiyaç var. Ancak arıtma tesisinin kentte inşa edilmesi yine İsrail'in onayına bağlı. Gazze'de insani krize yol açan işgal rejimi Batı Şeria'da ise farklı baskılarla gündeme geliyor. Önceki gün yeni yerleşim birimleri kurma kararını onaylayan işgal rejimi bir yandan da Filistinlilerin evlerini yıkmakla meşgul. Son olarak Şuafat bölgesinde Filistinlilere ait iki ev daha yıkıldı. İşgal polisinin evlerinden zorla dışarı çıkardığı Filistinli aileler karşı koymak istese de işgal güçleri evlerini yıktığı Filistinlileri darp ederek kimyasal içerikli gazla müdahalede bulundu. Siyonist rejim tarafından evlerinden çıkarılan Filistinliler ise gözyaşları içinde yıkımı seyretti. Seçim öncesi Filistin'e destek açıklamalarıyla dikkat çeken Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, İsrail'le ilişkileri sıkı tutuyor. Tsipras bir kez daha Kasım 2015'te ilk ziyaretini gerçekleştirdiği İsrail'e gitti. Yunan Başbakan, işgal rejimi Başbakanı Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldi. İkilinin gündeminde enerji alanındaki işbirliği ve Türkiye vardı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras 3 ay içinde ikinci kez İsrail'e gitti. Siyonist Başbakan'la Tsipras Kudüs'te bir araya geldi.
Her iki isim de enerji konusunda derinleşen ittifakın Türkiye'yi hedef almadığını söyledi. Prime Minister Benjamin Netanyahu, Cyprus spoke of mutual cooperation. Yunan Başbakan Tsipras, Kasım 2015'te ilk ziyaretini gerçekleştirdiği İsrail'e ikinci kez gitti. Seçim öncesinde Filistin'e destek açıklamaları yapmasına rağmen İsrail'le işbirliğini ileri boyutlara taşıdığı için eleştirilen Tsipras, diplomatik ilişkilerin başlamasının 25. yılı sebebiyle yaptığı ziyarette mevkidaşı Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hükümetler arası düzeyde gerçekleştirilen Netanyahu-Tsipras görüşmesinde başta ekonomi ve enerji alanında birçok anlaşmaya imza atıldı. Kudüs'teki ortak basın toplantısında Netanyahu, Türkiye ile ilişkilere dikkat çekti. Yunanistan'la uzun vadeli ve yakın bir ilişki yürütmeyi hedefliyoruz. Ancak bu ilişki Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirme çabalarından bağımsız olarak yürüyor. Geçmişte Türkiye ile İsrail'in iyi ilişkileri vardı. Bunun bozulmasını istemezdik. Bozulmasının sebebi de biz değiliz. Türkiye tarafından bir politika değişikliği varsa bunu memnuniyetle karşılarız. Tsipras da iki ülke arasındaki yakınlaşmanın başka bir ülkeye hedef almadığını vurguladı. Bu arada Netanyahu ve Tsipras, bölgesel çıkarlara ilişkin Nikos Anastasiadis'le üçlü bir görüşme yapmak üzere Güney Kıbrıs'a gitti. Tsipras isim vermeden yine Türkiye'ye gönderme yaparak, "Bu toplantı da hiç kimseye hedef almıyor, biz kimseye karşı değiliz, başkalarının katılımına da memnun oluruz" diye konuştu. Bahreyn'de baskılar tüm şiddetiyle sürüyor. Ali Halife rejimi siyasi tutukların yanı sıra çok sayıda çocuğu da hapishanelerde tutuyor. Bahreyn İnsan Hakları Merkezi'ne göre çocuklara hapishanelerde sistematik şiddet uygulanıyor. Bahreyn'de halk hareketini Suudi rejiminin askeri desteğiyle bastıran Ali Halife rejimi, hapishaneleri de özgürlük talep eden vatandaşlarla doldurmuş durumda. Bahreyn'in önde gelen şahsiyetlerinin yanı sıra binlerce kişiyi hapseden baskıcı rejim, onlarca çocuğu da zindanlarda tutuyor. Bahreyn İnsan Hakları Merkezi'nin bildirdiğine göre, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Bahreyn hapishanelerinde 18 yaş altında 237 çocuk mahkum bulunuyor. Hapishanelerde çocuklara bile sistematik işkencenin uygulandığı sık sık gündeme gelse de uluslararası toplum duyarsız. Bahreyn İnsan Hakları Merkezi'nin yayınladığı son bildiride hapishanelerde bulunan çocuk mahkumların serbest bırakılması talep edilirken bir kez daha uluslararası baskının gerekliliği vurgulandı. ...2011 yılından beri halkın barışçıl gösterilerine sahne olan Bahreyn'de Ali Halife rejimi onlarca kişiyi katletmiş ve binlerce kişiyi de hapishanelere göndermişti. Toplumun önde gelen siyasetçileri ve aktivistlerinden bazıları ise ülkeden sürgün edilmişti. Dünya şimdi de sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüsünün tehdidi altında. Brezilya'da korkutucu boyutlara ulaşan virüsün yol açtığı hastalık 20 ülkeye yayıldı. Amerikalı bilim insanları tedavisi olmayan virüse karşı aşının ancak 10 yıl sonra çıkabileceği uyarısında bulundu. Son olarak 2014 yılında dünyayı kasıp kavuran Ebola virüsünden korunmak için giyilmişti bu kıyafetler. Ancak bu kez mücadele Zika virüsüyle. Görüntüde virüsün en çok görüldüğü ülke olan Brezilya'dan. Peki virüs nasıl ortaya çıkıyor? Virüsün en yaygın taşıyıcıları sivrisinekler. Zika virüsü yeni doğan bebeklerde beyin hasarına neden oluyor. Kafatasının normalden küçük olması durumunu, yani mikrosefali yaratıyor.
Isabella was born with an overly small. Ekim ayından bu yana Brezilya'da 3500'den fazla bebeğe mikrosefali teşhisi kondu. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, baş, kas ve eklem ağrıları gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor henüz. Brezilya 1 Şubat'tan itibaren Zika virüsüyle mücadele kapsamında 220 bin askeri ev ev dolaşıp sinekleri yok etmekle görevlendirdi. Hükümet 400 bin hamileye de sinek kovucu ilaçlar dağıtma kararı aldı. Ancak virüs hızla yayılıyor. Güney Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ardından virüs Danimarka'da da görüldü. Bu Avrupa'da İngiltere'nin ardından görülen ikinci vaka. Olympic Games. Both occasions risking the spread. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de Zika virüsüyle ilgili seyahat uyarısı yaptığı ülke sayısını 24'e çıkardı. Amerika'nın Virginia eyaletinde bir kişide de Zika şüphesiyle yapılan test pozitif çıktı. Türkiye'nin nüfusu her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılının son rakamlarını açıkladı. Nüfus 31 Aralık itibariyle 78.741.053 kişi oldu. Mega kent İstanbul yaklaşık 14.700.000 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il. Bayburt ise son sırada yer alıyor. Türkiye'nin nüfusu 80 milyona dayandı. TÜİK'in 2015 verilerine göre bu rakam 78.741.053 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2015 yılında bir önceki yıla göre 1.045.149 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50.2 ile 39.511.191 kişi, kadın nüfusun oranı ise %49.8 ile 39.229.862 kişi olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında binde 13.4 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91.8 iken bu oran 2015 yılında %92.1'e yükseldi. Megakent İstanbul'da ikamet eden nüfussa bir önceki yıla göre %2 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun %18.6'sının ikamet ettiği İstanbul, 14.657.434 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla Ankara, İzmir ve Bursa takip etti. Bayburt ise en az nüfusa sahip il oldu. 2014 yılında nüfus 77.695.904 olarak açıklanmıştı. İstanbul Bahçeli Evler'de dün akşam saatlerinde sokak ortasında bir cinayet yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bahçeli Evler'de dün akşam saat 22 sıralarında caddede yürüyen 35 yaşındaki Taşkın Beyzadeoğlu arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Beyzadeoğlu kanlar içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı. 4 yer silah sesi duyduktan sonra ben dedim adam vurdu dedim. 5-15 dakika sonra 2 dakika sonra aşağıda 2 el atmış. 20-22 yaşlarından kaçmış camiye doğru gitmişler diye söylediler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkın Beyzadeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerine şerit çekerek boş kovan araması yaptı. Ceset, cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti sabah saatlerinde teyakkuzdaydı. Hedefte hem terör örgütleri hem de zehir tacirleri vardı. Üsküdar'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen helikopter destekli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele ekipleri ise 8 ilçede 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Girmeyin abi.
Görüntüler İstanbul Üsküdar'dan. Hedefte zehir tacirleri var. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Ekiplere özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopteri de destek verdi. 20'den fazla adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler evlerde arama yaptı. Arama sırasında çevik kuvvette güvenlik önlemi aldı. Arama sonrasında zehir tacirleri bir bir yakalanıp gözaltına alındı. Narkotik ekipleri Üsküdar'da operasyondayken terörle mücadele de 8 ilçede teyakkuzdaydı. PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda başta Şişli ve Sarıyer olmak üzere ondan fazla adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Et fiyatları cep yakıyor. Öyle ki halk artık et yiyemez durumda. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş fiyatların düşmesi için reçeteyi açıkladı. Et ithalatına izin çıkıyor. İthal etin fiyatlarında en az %20 düşüş sağlanması bekleniyor. Bu karara kasaplar da olumlu yaklaşıyor. Evet. Sürekli artan et fiyatlarını engellemek için Ekonomi Bakanlığı harekete geçiyor. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş fiyatların düşmesi için ithal izni vereceklerini açıkladı. Tüketicilerin zararını önleyebilmek için o konuyla ilgili ithal izni vereceğiz. Aslında son yıllarda et ve süt kurumu aracılığıyla et ithalatı yapılıyor. Yurt dışından gelen etler özellikle kamu kurumları ve ihale yoluyla et sanayicilerine satılıyor. Bu yılki ithalatın da yine aynı kurum aracılığıyla yapılması bekleniyor. Bosna Hersek'ten 15 bin ton taahhüt ettiğimiz bir et alımı ithalatı vardı. Bunun hemen hemen 9 bin tonunu gerçekleştirdiler. Bu sene ve bir dahaki sene de 6 bin ton civarında, 6 bin 500 ton oradan da ithalat gerçekleşecek. Et ithalatının başlamasıyla birlikte iç piyasada dolaylı yoldan etkilenecek. Raflardaki fiyatlar en az %20'lere kadar düşecek. Bakan henüz ithalat için tarih vermedi ama karar hem kasapları hem de müşterileri sevindirdi. Danıştay, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. Mahkeme, bankaların vatandaşlardan aldığı hesap işletim ücretini haksız buldu. Bu kararla birlikte artık bankalar vatandaşların hesaplarında kesintiye gidemeyecek. Üstelik vatandaşlar daha önce kesilen paraları da bankalardan talep edebilecek. Bankaların uyguladığı hesap işletim ücretleri vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan biri. Elde edilen haksız kazanca vatandaş isyan edince tüketici dernekleri de harekete geçti. Milyonlarca kişinin mağdur olduğu konuyla ilgili Danıştay 15. Dairesine başvuruda bulunuldu ancak mahkeme bu başvuruyu reddetti. Tüketici Hakları Dernekleri ise karara itiraz ederek davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Danıştay İdari Dava Dairesi, tüketicileri haklı buldu ve hesap işletim ücretinin yürütmesini durdurdu. Bu önemli kararla birlikte bankalar artık tüketicilerden hesap işletim ücreti tahsil edemeyecek. Tüketici dernekleri kararın ardından vatandaşlara ikinci bir müjde daha verdi. O da kesilen ücretlerin iadesi. Tüketici dernekleri vatandaşların başvuruda bulunarak bankalardan kesilen paraların iadesini isteyebileceklerini belirtti. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız ekonominin notları ve hava durumu ile devam edecek. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.